Babanın oğlu Kemal nasılsın? Gayet iyiyim hocam. Uzun zaman sonra seni gördüm. Çok mutlu oldum. Babalayla hayatımıza girdin. İşler nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? İşler iyi gidiyor. Yani planlı şekilde yavaş yavaş ilerliyoruz. Yeni projeler var mı? Mesela seni var. Takip edenler çok merak ediyorlar. Var. Belli bir dinlenme döneminden sonra güzel şeylerle hem sahne olarak hem yine programlar olarak devam edeceğiz. Yengeyle beraber mi, yengesiz mi? Yengeyle beraber. Vallahi onunla mi? Kendimi daha güvende hissediyorum. O hayat arkadaşım yani. Abi, bilsen mi bilsen sen bilirsin Kemal abi. Kadınlar ne ister? Kendini güvende hissetmek ister. Türkiye'de değil mi özellikle? Evet. Peki biz lanet olsa erkekler ne isteriz? Ya aslında biz de basit varlıklarız ama daha böyle anlaşılmak isterim. Daha fazla anlaşılmak istiyorsun. Tabii karşılıklı. Anlamıyor mu kadınlar seni? Anlıyorlar canım. Onlar bizden daha zeki hocam. Değil mi? Tabii. Peki. Biz bir alt segment olduğumuz için onları bazen anlayabiliyoruz. Bazen aşağıdan yukarıya bakıyoruz. Tabii, biz aşağıdan yukarı bakıyoruz. Onlar öyle bakıyorlar. Yani arada kopukluklar olabiliyor ama ben en azından eşimle bunu çok iyi oturttum. Abi çok samimi soracağım. İstersen cevap vermeyebilirsin. Bir günlüğüne kadın olsan özellikle Türkiye'de ilk ne yapardın? Zor bir soru sordum. Çok zor bir soru sordum. Korkularımdan sıyrılıp kendimi güvende hissetmek isterdim. Yani kendimi güvende hissettiğim zaman da çiçek gibi açardım hocam. Türkiye'de kadın olmak ne kadar zor değil mi? Çok zor. Bir erkek olarak bunu söylememiz çok güzel ama aynı zamanda da çok kötü. Uygulamak lazım. Uygulamak lazım. Hayatta birbirimize nefes aldıracak alanlar açmamız lazım. Ben eşimle bunu güzel başarabiliyorum. Mesela iş bölümü yapıyoruz evde. İşte yemeği o yapıyorsa, yaptıysa, hazırladıysa, bulaşık kaldıysa, o yorgunsa hemen girer bulaşığı yıkarım, hiç üşenmem. Yani çamaşır telde kaldıysa alır katlarım hocam. El aleme yardım etmiyorum ben, eşime yardım ediyorum. Neden gocunayım? O gocunulacak bir şey değil. Gurur duyulacak bir şey. Herkes birbirine yardımcı olmalı. Hayatı beraber paylaşıyoruz. Bütün yükü beraber çekiyoruz. Bütün zorluklara beraber göğüs geriyoruz. Ben yan geleceğim, yatacağım. İşin %90'ını o yapacak. Övünme kısmı bana kalacak. Öyle bir dünya yok. Çok güzel bir şey. Eşime de sorsanız söyler. Abi, şimdi aklıma geldi, onu da sorayım. Son 5 yılda özellikle boşanma oranlarında ciddi bir artış varmış. Bunun sebepleri neler olabilir sence? Ya, tek bir sebebe bağlı olamaz ama işte finansal açıdan zorlanmamız, birbirimize olan tahammülümüzün azalması, empati kurmakta zorluk çekiyoruz. Her iki tarafta kurmakta zorluk çekiyoruz. Ya bugün trafiğe baktığın zaman bile belli oluyor yani. Ya, insanlar en ufak bir korna sesinde bile irkilip neredeyse birbirini boğazlayacak hale geldi ya. Tahammül çok az insanlar. Bunu aşmamız lazım hocam. Empati kurmamız lazım. Hepimiz zor günler geçiriyoruz. Hayat sana olduğu kadar da bana da zor. Aynı stresi biz de yaşıyoruz. Aynı trafikte biz de ilerliyoruz. Yani birbirini boğazlayınca trafik açılmıyor aga. Anladın mı? Biraz sabırlı olmak lazım. Çok az empati yapsa insan anlar zaten. Çok az empati yapsa anlar. Herkes yoruluyor. Herkesin yükü iki katına çıkmış. Ya bu ülkede yaşamak o kadar kolay değil yani. Peki, özellikle ülkenin son günlerde yaşadığı şeyleri elbette ki sen de görmüşsündür. Aklım almıyor. Aklım almıyor. Aklım almıyor. Ben büyüdüğüm ülke böyle değildi. Yani narinle başladı. Ondan sonra iki tane kız çocuğumuz. Yani surlardan ben devamını getirmeyeceğim cümleyi. Lütfen yanlış anlama. Biliyorum, görüyorum. Çok üzülüyorum. Hepimizin çocukları var abi. Ya evlatlarımız var. Ya bizim annemiz, eşimiz, hayat arkadaşımız, çoluğumuz, çocuğumuz sokağa rahat çıkamıyorsa yani burada bir problem var, bunu konuşmak lazım. Bunu kaçarak veyahut da öteleyerek veyahut da görmemezden gelerek bunu çözemeyiz. Yani bunun üstüne gitmemiz lazım bunu çözmek için. Mesela Babala TV'de çok güzel program yapılıyor. Yani birkaç tane yaptı olsak daha da devam ediyor, daha da devam edecek. Çok eleştiri aldı, çok beğenildi ama çok da eleştiri aldı. Yani ben neden eleştiri aldığını ben şahsen anlayamadım. Ya üstüne gidilmesi gereken bir konu, konuşmamız gerekiyor bunları. Yani bunlardan kaçarak kurtulamayız. Bir şey de düzeltemeyiz. Bunları konuşmamız lazım. Açık açık konuşmamız lazım bunları. En son bir de hastane skandalı. Yeni Doğan Çetesi diye bir çetemiz oldu. Sözün bittiği yer, ona söylenecek hiçbir şey yok. Elim ayağım titriyor. Yani evlat sahibiyim. Düşünsene, mutlu bir yuvanın hayalini kuruyorsun. Bu zamanın şartlarında bu ağır yüklerin altına girip evleniyorsun. Sevdiğin insanla bir yuva kuruyorsun. Çocuk hayalini kuruyorsun. Allah sana bir çocuk nasip ediyor. Ağzımı bozmak istemiyorum. Böyle lanetler diyelim. Lanet insanlar geliyor. Yani çocuğun olmuş ya. Çocuğun olmuş. Kucağına alıyorsun, bakıyorsun. Evladın senden bir parça, canından, kanından, bütün hayatından, başına gelebilecek her şeyi onun için sırtlanabileceğin bir varlık, evladın.
Ve bunu senden alıyorlar. Bak. Yani Allah'tan gelene boynumuz kıldan ince. Ama böyle lanet insanlardan gelene hiç tahammülüm yok. Sosyal medya diye bir cadı kazanımız var biliyorsun. Twitter adliyesi. En büyük mahkeme, dünyanın en büyük mahkemesi haline geldi. Yani orada da bu mahalleye konuşsan şu mahalleden dayak yiyorsun. Şu mahalleye konuşsan bu mahalleden dayak yiyorsun. Ama böyle insani konularda bile ciddi eleştiri alabiliyorsunuz. Ben soru sorduğum için, sen cevap verdiğin için. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ben üstüme düşeni, aklımdan geçeni, düşündüklerimi, hissettiklerimi konuşurum, söylerim. Söyledim de. Hani burada da sanki empati yeteneğimizi kaybettik. Ne kaybetmediğimiz ne kaldı? Kaybetmediğimiz ne kaldı? Ya bizim bir an önce silkelenip ülke, millet olarak bu toprak üzerinde yaşayan insanlar olarak kendimize gelmemiz lazım. Biz bu değiliz. Biz bu değiliz yani. Yani şöyle düşün. Ne olur 3 saniyeliğine gözlerini kapat ve o çocuğun kendi çocuğun olduğunu düşün. Yani kötü oluyorum. Kötü oluyorum. Yani. Evlat sahibim. Yani düşünüyorum, empati kuruyorum. Allah'ım ya, yani insan ne yapar? İnsan ne yapar? Şimdi bak evlatlarım, ben aile konusunda çok hassasım. Evet. Arkadaş, çok hassasım yani. Ben evlatlarımı 2 gün görmeyeyim, uyuyamam, yemek yemem doğru düzgün. Şimdi ben buraya geldim, İzmir'de evlatlar. Şimdi bir an önce oraya dönmenin peşindeyim. Neden? Evlatlarım. Bir sarılayım, öpeyim, koklayayım. Beraber bir kahvaltı hazırlayayım, kalkayım. Hep beraber ailecek bir kahvaltı yapalım. Yüzlerini göreyim, güldüklerini göreyim. Zorlukları onların gözünün içine bakarak zor. Ben hayatta şöyle hep ağır sanayide çok çalıştım. 24 yıl, 25 yıl çalıştım işçilikte. En zorlandığım zaman da gözümü kapatıp evlatlarımı düşünüyordum. 10 saniye şöyle gözümü kapatıp evlatlarımı düşünüyordum. Kendi içimdeki çocuğa sesleniyordum. Evlatlar için katlanacaksın çocuk diyordum. Bugünlere öyle geldim. Bütün çile evlatlar için. Onların iyi olması için, onların geleceği için. Ben bu saatten sonra, benden ne köy olur ne kasaba, ben 44-45 yaşından sonra bana lazım değil, onlara lazım. Onların iyi olduğunu göreyim ben. Onların iyi olduğunu göreyim. Tek amacım o. Okuduklarını göreyim. İş sahibi olduklarını göreyim. Vatana millete faydalı bir evlat olduğunu göreyim. Öylelikle belki daha da ömrüm uzar. Özledik o sevinçleri. Mesela yani hayal ediyorum. Hayal ederken bile gülümsüyorum bak. Hayali bile gülümsetiyor. İnşallah Allah herkesin emeğinin karşılığını verir. Evlatlarımızın yüzü suyu hürmetine. Her şey düzelir, tekrardan kendimize geliriz. Abi bütün bunlar olurken, ülke bu kadar kaotik durumlardayken bir de Dilan Polat ve Sıla Doğumuz oldu. Öpüşme sahneleri biliyorsun sosyal medyaya yansıdı. Hiç konuşmak istemiyorum. Hiç gerek yok. Bizim daha önemli dertlerimiz var hocam. Değil mi? Bizim daha önemli dertlerimiz var. Şu an mesele o değil. Şu an mesele o değil. İnşallah daha güzel günlerde, daha esprili, daha güzel muhabbetler yapabiliriz. Ama bugün o gün değildi. Ne olur beni yanlış anlama. Bu konularla geldim sana. İnşallah o günler geldiği zaman da güleriz, eğleniriz, makaramızı da yaparız. Yaparız, yaparız. Sözüm olsun. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.